Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yine sizlerden gelen bir istek üzerine token incelemesi yapacağım. Şu kamerayı biraz. Evet, böyle daha makul. Dün gece arkadaşlar bir dava sonrası Ripple videosu hazırladım ama dizüstü bilgisayarda olduğum için evdeki internet kesildi ve yükleyemedim. Şimdi sabah 8'de kalkıp bunu yükledim. Ve garip bir istekle karşılaştım. Yorumlardan göstereyim. Kangal Token inceler misin? Kangal Token hakkında ne düşünüyorsun? Coin. Kangal coin değil. Kangal bir token. Hakkında ne düşünüyorum? Öncelikle şunu söyleyebilirim. Piyasaya ne zaman çıktığı önemli. Ne kadarlık bir market hacmine sahip olduğu önemli. Şu anda toplam 115 kişinin elinde var. 277 kişi sadece alış satış yapmış. Etherscan isimli adrese girip herhangi bir coin'in, token'ın ismini yazarsanız burada bilgileri çıkar. Ondan sonra ya bunlar iyi hoş sitesine geldiğimiz zaman mesela tamam diyorlar, yok Ethereum sözleşme adresi BC2 falan filan, BC2 neyse artık. Bilmiyorum, yatırım yapılacak bir şey şu an için nasıl yapılır? Portföyünüzün %2'sini, %5'ini buraya aktarabilirsiniz. Nereden alacağım ben bunu derseniz, piyasa olarak şu an sadece Uniswap'te var. İleride açılabilir mi? Neden olmasın? Market hacmi 95 bin dolar. Yani işte Ethereum değeri 0,0001. İşte Ethereum şeydi demek ki, adı nedir? Ethereum tabanlı oluşturulmuş demek ki. Yani bir yol haritası yok. White paper'ını bile bulamadım. Sitenin içine girdim. White paper'ını. Yani nasıl alınır var. Satın al var. Türkçesi var ama yabancı dil var mı? Türkçesi de varmış. Tamam. Topluluğu var. Hani Twitter'ı var. Telegram'ı var. Reddit'i var. Her şey var ama ben mi göremiyorum? Yeni uyandım diye gözlerim mi açılmadı ama yani tamam, beni hala Etherscan'e atıyor. Tokenomics. Alakası yok. Topluluk dediğin zaman aşağı atıyor. Çok başarısız bir sitesi var. Yani her şeyden önce ana adresi. Bu kendi sitesini bir güçlendirmesi, kuvvetlendirmesi lazım. Mesela buraya değil de buradan seçelim hadi. Topluluk. Girdiğimiz zaman Twitter'ına burada belli başlı haberler görmemiz lazım. Ne görüyoruz? İşte CoinMarketCap'te listelendik diyor 15 saat önce. Bu güzel bir şey mi? Bu aslında evet güzel bir şey. Bakalım yorumları görebiliyor muyuz hesap olmadan? I like this project. Neden ama? Ya alınır mısına geleceksek, buraya trilyonlar yatırılmaz. Bütün para buraya yatırılmaz. Asla yapılmaz böyle bir şey. Ama projenin daha başındayız. Yani buna ne kadar yorumdan ziyade ne kadar yatırım yaparsanız yapın. Mesela belli başlı coinler, tokenler olur. Çıktıktan sonra böyle 50x, 100x yapması mümkündür. Mesela daha Elon Musk Dogecoin'e hiç böyle bir pump yaşatmadan önce ben gidip Dogecoin almıştım. Neden almıştım? Çünkü geçenlerde bir arkadaş yazmıştı, yani işte yorum olarak böyle böyle projesinden, arkasındaki isimlerden biraz daha detaylı bahsetmem mantıklı değil midir? Yani her projede mantıklı değildir. Çünkü yani Dogecoin'i ben alırken Elon Musk'ın onu pumplayacağını falan asla düşünmedim. Dedim ki eğlence içerikli bir token, insanlar bu tip şeyleri de severler. Ya bugün olmazsa yarın bir gün buraya bir akın gerçekleşir diye düşündüm. Garip bir şekilde aradan yarım saat geçti. Ben aldım, yarım saat geçti. Elon Musk böyle bir tweet attı. Hani
Ben böyle bir şeyi öngöremem ki. Kazanç sağladım mı? Sağladım ama benim öngörüm dahilinde gerçekleşen bir mesele değil bu. Şimdi Kangal'a geldiğimiz zaman daha birkaç saat önce oluşturulmuş bir token 90 bin dolarlık bir hacmi var, değil mi? Yanlış mı hatırlıyordum? 95 bin, 93'tü sanırım. Ya bu düşer çıkar, sıkıntı yok. Şimdi yatırımcı topluyor sonuçta. Sitesini keşke biraz daha düzgün yapsaydı. Çünkü hani evet biz bakıyoruz mesela. Sivaslılar bakar. Aa, evet ben buna para yatırmalıyım der ama bir yabancı bu siteye baktığı zaman bu token'ı tercih edeceğini çok zannetmiyorum. Yani sırf parası olan birinin oluşturduğu boş bir token olarak da düşünebilir. Ama dediğim gibi mesela Dogecoin'den benim beklentim neydi? Halkın oraya yöneleceği, bir ihtiyaç söz konusu olmasa bile yöneleceği ki Kangal'da aman aman en kötü piyasalardan giriş yapmamış sonuçta. Uniswap'ten giriş yapmış. Demek ki muhtemel bir biçimde şeyi de gerçekleşecek. Kangal'ın dominansı da iyi yükselmiş. Kangal'ın şeyi de olacak muhtemelen. İşte ne denir? Madenciliği, kazıcılığı da olacaktır muhtemelen. Piyasaya yeni çıkmışken o 100x'i deneme ümidiyle, yani yakalama ümidiyle belirli bir miktar para yatırılabilir. Ve böyle her gün %1, %2 yükselecek tipte bir token olduğunu düşünmüyorum. Bu muhtemelen önümüzdeki birkaç gün içerisinde sağlam bir patlama yaşar. Eğer ki düzgün bir yatırımcı çekerse, yaşamazsa da çok uzun vadede güzel bir patlama yaşayabilir. Ama o zaman buna yatırım yapın diye bir şey yine söyleyemem. Çünkü yeni çıkmış, hani ne olacağı belli değil. Baksanıza daha 144 kişi girip öylesine bir bakmış. Hani bu 144 kişinin zaten yarısı kurucu ekiptir. İşte ben gelmişim. Yorumu isteyen kişi gelmiş. Böyle böyle zaten öyle bir 144 toplamışız. Yatırım yapılabilir arkadaşlar. Bütün paranızı asla basmayın. Ufak bir miktar basın. Zaten daha yeni bir proje olduğu için önce şeyi görmek lazım. İşte yol haritasını, hedeflerini görmek lazım. Şu an görebildiğimiz hiçbir şey yok. Onun için pozitif söyleyebileceğim birkaç bir şey var. Negatif hiçbir şey yok. Pozitif de ne var? Dediğim gibi şu an coin'in, token'ın sıfır noktasındayız. Eğer ki bir fırlama yaşarsa, 100x yaparsa, 1000x yaparsa bu bizlerin topladığı noktanın üzerine gerçekleşir. Yani bu 100x'in tamamını biz almış oluruz. Kârı cüzdanımıza koymuş oluruz ama dediğim gibi cebinde 100 lira varsa 100'ünü de gidip Kangal token'a basmamalısın. Ne olabilir? 5 lirası olabilir. 5 lirayı da 100x yaptığı zaman zaten 500 lira gibi bir paran olur. Şimdi ben böyle dedim diye sırf kendinizi 100x'e de fokuslamayın, odaklamayın ama genelde bu tip patlamalar absürt noktalara kadar erişiyor. Yani ben bir Kangal yatırımcısı olsaydım minimum 20x'i beklerdim bir satış gerçekleştirmek için. Umalım da her şey güzel gitsin böyle. Reddit'te bir şey var mı Twitter'da olmaya? Ne internette bir veri yok. Haber de yok çünkü zaten birkaç saat önce oluşturulmuş. Good face for a token. İşte yani bunu ekipten birisi mi yapmış yoksa bir yabancı mı bilmiyorum ama Dogecoin gibi hani sevilirse böyle işte ne diyor? Kangal. Yani ani patlama yaşayabilir. Vay. Buraya da düşmemiştir muhtemelen de. Ani çıkış yaşanabilir derken zaten yaşanmış belli bir çıkış. %70'lik gerçekleşmiş mesela. Ya bunu kaçırmışız o zaman. Chartex Pro. Burada yoktur bu sanırım ya. Yok ki, gelmez ki.
Hello. 7 gün önce çıkmış. Bir kişi yükselişini atmış. Bir iki tane de yorum var. Yani. Şimdi benim burayı bloklamam gerekecek. Bu kadar arkadaşlar, yani yorum yapmak istiyorsanız, satın almak istiyorsanız tamamen size kalmış bir durum. Videolar, içerikler eğer ki hoşunuza gidiyorsa beğenip yorum atıp kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz, yani buraya kadar izlediyseniz, izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Hoşça kalın.